Size de soruyorum. Yani Kemal Bey, %50+1 oy almış bir cumhurbaşkanı, %1 almış, %2 almış, %5 almış bir partinin genel başkanına her kararda tırnak içinde boyun eğer mi? Şimdi ikiye ayırmak lazım bu açıklamayı. Birincisi siyaseten böyle bir şeyi kastettiğini düşünelim. Yani kardeşim, Cumhurbaşkanlığı kararname istiyor. Bakın yeni açıklaması yani gayet imza yetkisinden söz ediyor. Yani siyaseten biz altılı bir partiyiz, ittifakız. Dolayısıyla yürütme erkinde biz de söz sahibi olacağız. Seçmenlerimiz efendim kaygılanmasın. Onların kazanılmış hakları ortadan kalkmayacaktır. Biz oradayız. Bizim de yetkimiz olacak. Siyaseten bunu kastediyor Sayın Davutoğlu anladığım kadarıyla. Ama açıklamasının problemli kısmı, ifadelerinin bir kısmı anayasa ve kanunlara uymuyor. Dolayısıyla Mehmet Uçum'un itiraz ettiği konu bu cümlelerden zaten esinlenerek yapılıyor. Yani siz ortak imza yetkisine sahip olacaktır diye bir cümle kurarsanız bu Mehmet Uçum'a böyle bir açıklama yaptırma hakkı verir ki hani biz hukukçu değiliz ama... Ona itiraz etmedik zaten. Evet, biz... itiraz ettiğimiz sivil darbe olayı neydi? Evet, ona da değineceğim. Şimdi bunu bence düzeltmesi lazım Sayın Davutoğlu'nun. Yani Gelecek Partisi'ndeki yetkililer... Yani 30 Ocak'ta bana, göreceksiniz gibi açıklama yapıyorlar içinde, ama çok 30 Ocak'a kadar bu altılı masaya büyük zarar verecek bir açıklama bence şahsen. Yani Gelecek Partisi'nden bana yazan arkadaşlar bu hafta içerisinde Sayın Davutoğlu'nun bu görüşlerine açıklık getireceğini söylüyor. Burada bir problem var. Yani anayasa ve kanunlarla belirlenmiş bir yetkiyi siz prensiplerle bunu düzenleyemezsiniz. Bu imza yetkisini veremezsiniz. İktidar olduğunuz Cumhurbaşkanı kararnamesi ya da kanunlarda ya da anayasa değişikliğiyle bu yetkilerin bir kısmını yardımcılarınıza devredecek bir düzenleme yaparsanız, ki bence bu anayasa değişikliğine de tekabül edebilir. Bu olabilir böyle bir şey ama birazcık karışık. Yani altılı masanın bugüne kadar bana göre en çok problem olduğu konu da bu. Karışık bir görüntü veriyor. Karışık bir imaj veriyor. Karışık bir açıklamalar zinciri oluşuyor. Kafamız karışıyor. Seçmenin de kafası karışıyor. Bu sadece Sayın Davutoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili değil. İşte İyi Parti Genel Başkanı'nın veya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın birbirleriyle ilgili yaptığı açıklamalarda da kafamız çok karışıyor. Seçmenin kafası da çok karışıyor. Bunların hepsi açıklandı ama bu, Kemal Bey. Yani bu kafa karışıklıklarını yani adaylar konusundaki şeyden çarparım plan meselesini hatırladım. Yani bu kafa karışıklığını, seçmenin kafa karışıklığını giderdiğini söyleyemeyiz. Şimdi Sayın Mehmet Uçum'un konuşmasını çok dikkatli izledim ben. Bu açıklamalar içerisinde sivil darbe tanımını hem çok sert hem oldukça tartışılır ve bana göre tıpkı Sayın Davutoğlu'nun açıklaması gibi düzeltmeye muhtaç bir konu olarak görüyorum. Neden? Şu açıdan, Sayın Davutoğlu imza yetkisini ortak kullanacağız cümlesi nasıl ki kanunlara ve anayasaya aykırı olarak tartışılıyorsa, sivil darbe ithamı da anayasal bir suçtur. Kanuni bir suçtur yani. Şimdi darbeye teşebbüs mü olacak yani bu altılı masa liderleri ya biz böyle bir imza yetkisini konuşacağız dediğinde o zaman bir darbeye teşebbüs mü olacak bu? Yani sivil darbe iddiası, sivil darbeyi de sonradan ekledi kendisi. Önce darbedir dedi. Şimdi anayasal düzeni ortadan kaldırmak için bir darbe girişimi kanunlarımıza göre en büyük suçlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu suçu işliyorlarsa suç duyurusunda bulunması lazım. Bu suçu işliyorsa savcılar harekete geçmesi lazım. Böyle son derece komplikasyonları büyük olabilecek bir söz bence bu. Bu sözü de hani ben de danışmanlık yapmış birisiyim eski dönemde. Bu sözleri söylediğinizde ciddiye alır insanlar. Evet. Kemalciğim, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekiliyseniz o şekilde, daha çok dikkat edin. Biraz önce söyledim ya. Bağlayıcılığı yani da var. Bir siyasetçi olarak söylemiş olsa dersin ki bu siyasi olarak söylenmiş bir laf. Hani o da kabul edilmez ama geçiştirirsin. Ama bir hukuk politikaları bir odası veya başkanı olarak tanımlıyorsa böyle bir şeyi, bu yani şey Sayın Uçum'un bunu retorik olarak ve siyasi olarak hani bu bir sivil darbe olur. Yani biz de zaman zaman kendi aramızda kullanırız bunu. Böyle bir amaçla kullanmışsa Bu başka bir hani ama öyle konuşmuyor yani. Ve ben siyasi yorum yapmam, sadece hukuki yorum yapıyor diyor. Evet, onu da söylüyor. Şimdi hukuki olarak sivil darbe diyorsanız bunun gideceği yer başka bir yerdir. Bu bence önemli bir problem. Şimdi bir de bunun sahadaki yansımasında konuşalım mı? Bakın, Alta editörümüz Erdem de Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini hatırlatıyor. Diyor ki Erdoğan, 6 kişiyle ülke yönetilir mi? Şimdi aslında Cumhur İttifakı'nın sahada indiğinde meydanlara ne söyleyeceği belli. Diyecek ki bir kişi mi yönetsin, 6 kişinin kuklası olmuş bir diğer cumhurbaşkanı mı yönetsin? Bu kukla lafını bugün Hamza Dağ da kullandı. AK Parti'den grup başkan vekillerinden biri daha kullandı. Kullanmasak yani, daha iyi tabii yani kullanılmasa kukla tabirleri mesela siyasette. İşte daha şık yani durur yani, kukla falan. Eyvallah. Yani 6 kişiyle ülke yönetilir mi dediklerinde bu seçmende bir tedirginlik mi yaratır, yoksa tam tersine ya biz zaten tek adam rejimi istemiyoruz, yönetimi istemiyoruz, bırakın biraz da 6 parti lideri yönetsin mi der seçmen? Şimdi işin zorluğunu kabul etmek lazım. Yani 6 farklı siyasi partinin bir araya gelip bir ortak hükümet programı çıkarması da, yol haritası çıkartması da, bir ortak Cumhurbaşkanı adayında anlaşması da çok zor. Buna çaba gösteriyorlar. Ben bu çabayı çok takdir ediyorum. Demokrasimiz açısından güzel bir şey. Yani Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir arada bu kadar uyum içerisinde çalıştığı tarihte görülmemiş bir şey. Bu demokrasimiz açısından takdire şayan bir şey. Kutuplaşmayı engelleyici bir şey. Bunları çok takdir ediyorum. Yani niyet iyi de pratikte yansımasıyla ilgili sıkıntı var mı? Bakın ben yani bugün o kadar farklı çevrelerde insanlar bana bu konuyu sordular ki hepsinden şu cümleyi duydum Ahmet Bey. Yani bir tanesi Ataşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesinin olduğu bir yer. Bir tanesi Üsküdar'da, bir tanesi Ümraniye'de. İnsanlar ya ne olacak Kemal Bey durum dediğinde, sence ne olacak diye sorduğumda ya çok karışık ortam. Bu karışık cümlesi üstadım sizin altılı masanın insanlara vermiş olduğu bir imaj ve bir algı. Mesela hükümet çevresi çok karışık demiyor. Yani çok karışık ortalık yani. Ne yapacağız? Yani bu insanların veya iktidar partisinin sizi zorla sürüklediği bir şey değil. Siz 6 partinin liderleri olarak kendi kendinize bu algıyı ürettiniz. Yani kimse size şöyle bir şey demedi yani. Sayın Meral Akşener Habertürk'e çıksın. Ben biz noter değiliz, noter partisi değiliz desin de ortalık karışsın. Hani kimse bunu zorlamadı. Sayın Akşener bunu isteyerek yaptı, bilerek yaptı. Yani ve biz de şunu söyledik kendisine. Değerlendirmeyi oraya çekersen o zaman ona bir altyapı oluşturmam gerekir. Tamam, siz cevap verebilirsiniz. Bakın sizin partilerin, 2 partinin lideri yani bir odaya girseydiniz, baş başa tartışsaydınız, o ona söylesin, o ona söylesin. Biz gazeteciler bunu hiç duymazdık. Size de bu cümleleri hiç kuramazdık. Ama öyle olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu bir mesaj veriyor. Sayın Akşener bir mesaj veriyor. Sayın Davutoğlu da bir mesaj veriyor. Bakın siz de... Bu arada şu tespit de yani yapalım. Tam böyle işte Sayın Kılıçdaroğlu ile Akşener'in arası mı gergin, birbirlerine basın üzerinden mesaj veriyorlar. Vermesinler, baş başa görüşsünler falan deniyordu. Baş başa görüştüler. İkisi birbirine medya üzerinden mesaj vermeyi şey bıraktı. Hafta Davutoğlu bir yani tabiri caizse yine bir bomba koydu ortaya. Şimdi hani böyle bir şey olabilir, fakat bakın o partinin en önemli isimlerinden bir tanesi bu masada görüşülmedi diyor. Evet, şimdi bu masada görüşülmediyse Sayın Davutoğlu'nun da yani bu benim kişisel görüşümdür. Sayın kişisel görüşümdür. Böyle bir teklifim de var. Sayın öyle Kemal Bey'in, bakın basın onu söyleyeceğim. Yani Kemal Bey'in efendim bir istişare mekanizmasıyla, ne bileyim bir şurayla, ne bileyim böyle bir şeyle yapılacak. Ya bunları kendi aranızda tartışmanız lazım. Tabii.